Bursa Spor TV'den merhaba, günaydın sevgili izleyiciler. 7 Ocak 2010 Perşembe bugün. Güne dair yansımaları, takımımızla ilgili haberleri aktarmak üzere gazete turuyla karşınızdayız yine. Evet, Olay Gazetesi'yle başlıyoruz. Şampiyonluğa eşdeğer deniyor Olay Gazetesi'nin manşetindeki başlıkta. Teknik direktör Sağlam Timsah'ın ligdeki hedefini bu iddialı sözlerle ortaya koydu. Avrupa kupalarına katılmamız şampiyonluğa eşdeğer. Ligde yakaladıkları başarıyı devam ettireceklerini belirten Ertuğrul Hoca, Avrupa'ya gitmemiz büyük takımların şampiyon olmasıyla eşdeğerdir, dedi. Bursa Spor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, TSYD'nin Antalya'da düzenlediği sporun zirvesi eğitim seminerinde çarpıcı mesajlar verirken, Bursa Spor camiasına bu sezon Avrupa heyecanı yaşatacaklarını söyledi. Antalya'da bulunan Bursa Spor yanıtlayan Sağlam, bu yıl hem ligde hem de kupada iddialı olduklarını anlattı. Ertuğrul Hoca, sezon sonunda Avrupa kupalarına katılmamız büyük takımların şampiyon olmasıyla eşdeğerdir, dedi. Transferde şu ana kadar Arjantinli Iglesias'ın dışında bir gelişme olmadığını belirten Sağlam, transferde beklentilerimiz var, buna karşın içeride de çözülmesi gereken şeyler var, diyerek mevcut futbolculara yönelik taahhütlerin yerine getirilmesi gerektiğini vurguladı. Ligin yanı sıra kupada da iddialı konumda olduklarını belirten Sağlam şöyle devam etti. Gruba iyi bir başlangıç yaptık. Çarşamba günü oynayacağımız Tarsus İdman Yurdu maçını da kazanmak istiyoruz. Daha sonra ligle iç içe oynayacağımız Denizli ve Sivas karşılaşmalarına rahat çıkmak istiyoruz. Hedefimiz tüm maçları kazanıp grup lideri olarak adımızı çeyrek finale yazdırmak. Geride bıraktığımız 2009 yılında güzel sonuçlar elde ettiklerini de iddia eden Sağlam, yakaladığımız bu çıkışı 2010'a da taşıyıp taraftarımıza Avrupa Kupası heyecanı yaşatmak istiyoruz. 24 yıllık Avrupa hasretine son vereceğiz, dedi. Sağlam, UEFA Pro Lisans kursu nedeniyle uzun süredir Antalya'da olduğunu, ailesini, çocuklarını ve takımı çok özlediğini sözlerine ekledi. Seminerde gazetecilerle buluşan Sağlam, ayrıca Bursa Spor'la şu anda zirve mücadelesi içinde olduklarını belirterek şöyle devam etti. O mücadelenin sonunda yine bu duruşumuzu göstermek için göstererek sezonu çok iyi bir yerde bitireceğimize inanıyorum. Bursa Spor'u değişmem. Bursa Spor'la Avrupa Kupalarına katılmayı, büyük takımlarla şampiyonluğu eşdeğerde görüyorum. Eğer iyi niyetliyseniz, iyi niyetle çalışıyorsanız er ya da geç istediğiniz yere geliyorsunuz. Bursa Spor'da 2 Ocak itibariyle bir senemi doldurdum. 35 maçta sadece 6 yenilgimiz var ve 2 maç üst üste hiç kaybetmedik. Genel anlamda medyadan bana yansıyan bir uyumsuzluk yaşamadık. O yüzden de herkese teşekkür ediyorum, diyor. Gelirse kabul etmem. A milli takımı bir Türk teknik adamın çalıştırması gerektiğini savunan Sağlam, teklif edilmesi halinde nasıl bir tavır takınacağı sorusuna, Türkiye'de ülkenin beklentilerine cevap verecek kalitede antrenörler mevcut. İdeallerim arasında o şerefli görev yapmak var, ancak şu anda herhangi bir kademesinde bir görev verilirse bunu kibar bir şekilde istemiyorum derim. Futbolu yöneten insanların kararlarına saygı duyarım. Gelecek antrenöre de Türk futboluna katkı sağlamak için çabalayan futbol adamı olarak elimden gelen katkıyı sağlamaya çalışırım, diye konuştu. Kendimize güveniyoruz. Zirveden kopmak istemediklerini söyleyen İbrahim Öztürk, transfer için kulübüme teklifler geliyor ama beni arayan yok, dedi. Bursa Spor'un tecrübeli stoperi İbrahim Öztürk, sezon sonunda Avrupa vizesi alacaklarına inandığını vurguladı. Sezona başlarken koydukları hedefler doğrultusunda yola çıktıklarını belirten Öztürk şunları söyledi. Şu anda emin adımlarla yürüyoruz. İlk yarıda inişli çıkışlı dönemlerimiz oldu ama sonuçta arka arkaya hiç maç kaybetmedik. Bu da istikrarın göstergesidir. Kendimize güveniyoruz, takım olarak inandık ve ilk yarıyı 3. sırada tamamladık. Zira Türkiye Kupası'nda da iyi yerlere gelmek istediklerini vurgulayan tecrübeli stoper İbrahim, önümüzde Tarsus İdman Yurdu ve Denizli Spor'la oynayacağımız 2 kupa maçı var. Bu maçlardan 3'er puanla ayrıldığımız zaman lige de moralli başlayacağız. Bu bize artı motivasyon sağlarken aynı zamanda da lig için güzel bir prova olacak, diye konuştu. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan İbrahim, bundan sonraki yol haritam henüz belli değil. Kimseyle görüşme yapmadım. Transfer için beni arayan ya da soran olmadı. Ancak kulüple görüşmelerin olduğunu biliyorum. Sonuçta sözleşmem devam ediyor ve buna kulübüm karar verecek. Transfer dönemi olduğu için bu hareketlilik olması normaldir. Eğer görüşme olursa ona göre yolumuzu çizeceğiz, diye konuştu. Bataj'a geç kaldı. Bursa Spor'un Arjantinli oyuncusu Pablo Bataj'a dünkü antrenmana geç kaldı. Sabah 11'de başlayan antrenmanın ardından 20 dakika sonra sahaya çıkan Bataj'a'yı takım arkadaşları alkışlarla karşıladı. Gazi ile ilk prova. Yeşil Beyazlılar Lig'in ikinci yarısı öncesinde saat 17'de 3. Lig temsilcilerimiz Orhan Gazi Spor'la karşılaşıyor.
deniyor. Antalya yerine, diğer takımların aksine Antalya yerine Bursa'da kamp yapan Bursa Spor ilk hazırlık maçını bugün Orhan Gazi Spor'la oynayacak. 6 gündür Özlüce tesislerinde çalışarak hem Ziraat Türkiye Kupası'na hem de Turkcell Süper Lig'e hazırlanan Yeşil Beyazlar bugün saat 17'de 3. Lig temsilcilerimizden Orhan Gazi Spor'la bir hazırlık maçı yapacak. Iglesias'ta oynayacak. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın Antalya'dan gelerek takımın başına çıkacağı ilk hazırlık karşılaşmasında tüm oyuncuların şans bulması bekleniyor. Orhan Gazi Spor karşılaşmasında Yeşil Beyaz ekibin yeni transferi Arjantinli golcü Leo Iglesias'ın da forma giyeceği belirtildi. Öte yandan Lodos çıkması halde bu karşılaşmanın Vakıfköy'de de oynanabileceği öğrenildi. Sercan dün dedesini kaybetti biliyorsunuz sevgili izleyiciler. Biz de ekranımızdan duyurduk. Bursa Spor'un yıldız oyuncusu Sercan Yıldırım dün dedesini kaybetti. Sabah antrenmanına çıkan ve yardımcı antrenör Mutlu Topçu'dan izin alarak hastaneye giden golcü oyuncu burada dedesi 73 yaşındaki Tahir Yıldırım'ın vefat ettiğini öğrendi. Merhumun cenazesi bugün öğle namazına mütakip Bahar Mahallesi'ndeki Bahar Camii'nden kaldırılacak ve Ahmet Paşa Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Merhuma Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailesine, yakınlarına, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz biz de. Kafkas uzaylı getirilsin. Kayseri Spor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas milli takıma teknik direktör arayış sürecinin uzadığını söyledi. Kafkas bu konuya Futbol Federasyonu'nu karar verecek. Ancak Türk teknik adamlara güven oluşmadı. Bu görevi Türk teknik adamların yapamayacağı yönünde spekülasyonlar oldu. Bence milli takıma dünyalı değil uzaydan, Kripton'dan bir teknik direktör getirilsin. Olağanüstü güçleri olan dedi. Espri yapmış herhalde Tolunay Kafkas. Evet, Bursa Hakimiyet'e geçiyoruz. Olay gazetesinden yansıtacaklarımız, aktaracaklarımız böyleydi sevgili seyirciler. Bursa Hakimiyet'e geçelim şimdi. Yol haritam belli değil. Timsah'ın tecrübeli stoperi İbrahim Öztürk transferiyle ilgili konuştu. Sezonun sonunda sözleşmem bitiyor. Kimseyle görüşme yapmadım. Transfer için beni arayan ya da soran olmadı. Ancak kulüple görüşmelerin olduğunu biliyorum. Sonuçta sözleşmem devam ediyor ve buna kulübüm karar verecek. Sakatlığımdan dolayı sezona iyi başlayamadım. Daha sonra takımın iyi gitmesinden dolayı fazla forma şansı bulamadım. Sürekli çalıştım ve bekledim. Hocamız Beşiktaş maçında bana bu şansı tanıdı. İki maç kaybetmedik ve forma çalışanı diyor İbrahim Öztürk. Ligin ilk yarısında fazla forma şansı bulamayan İbrahim sezon sonunda sözleşmesinin sona ereceğini söyledi. Timsah form tutuyor denmiş. Bursa Spor Ligi'nin ikinci yarısının hazırlıklarında dün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör seminerinde olan Ertuğrul Sağlam'ın katılmadığı çalışmada sakatlığı süren Tuna ve izinleri devam eden Ergiç'le Ivankov da yer almadı. Bu arada çalışmanın başında Sercan Yıldırım rahatsızlığı nedeniyle hastanede yatan dedesini ziyaret için izin alarak antrenmandan apar topar ayrıldı. Bursa Spor düz koşuların ardından çalışmayı sonlandırdı. Transfer döneminde adından sıkça söz ettiren Sercan Yıldırım'a aylık olarak yayınlanan 442 dergisi 7 sayfa ayırdı. Genç golcüyle röportajının yer aldığı Ocak sayısında Sercan için 10 milyon euroluk futbolcu tanımlamasının kullanılmasına dikkat çekti. Futbol yaşantısının yanı sıra özel yaşantısıyla ilgili ayrıntıların da yer aldığı dergide Sercan'ın kendisini keşfeden kişi olan Yılmaz Burul'la da fotoğrafları bulunuyor. Evet, Sercan'ın acısı yine burada da yer bulmuş kendine. Avrupa'ya gitmek şampiyonluk kadar önemli. Ertuğrul Sağlam Antalya'da katıldığı TSYD seminerinde Bursa Spor'la birlikte yakaladıkları başarıyı anlattı. Türkiye Spor Yazarları Derneği tarafından düzenlenen 47. Sporun Zirvesi Eğitim Semineri'nde konuşan Bursa Spor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, futbolun dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en fazla sevilen spor dalı olduğunu belirterek son dönemde kadınların da futbola ilgisinin arttığını söyledi. Türkiye'de futbola aşırı ilgiden dolayı taraftarı olduğu takımların sonuçlarının insanları etkilediğini kaydeden Sağlam, kazanan takımın taraftarı öbür gün kendisini diğerlerinden üstün görüyor. Kimisi mağlubiyetten sonra işe gitmiyor. 13 yaşındaki oğlum yenildiğimiz günün sonrası baba okula gitmeyeceğim diyor. Bu baskıyı azaltmamız, kırmamız gerekiyor dedi. Evet, rakamlardan kurtulmalıyız diyor. Daha önceleri maç bitiminde kavga edilirdi. Şimdi ise ısınmalarda kavga eder hale geldik. Bir söz okumuştum. Kaybetmeyi hazmetmek kazanmaktan daha zordur diye. Futbolun bir spor, sporun da kardeşlik olduğunu hatırlatmamız gerekir diye konuştu.
Gelene de yardımcı oluruz demiş Ertuğrul Sağlam. Ertuğrul Sağlam Bursaspor'la yakaladıkları başarıyı devam ettireceklerini anlatarak Bursaspor olarak sezon sonunda ligi çok iyi bir yerde bitireceğiz. Bursaspor'la Avrupa kupalarına katılmayı, büyük takımlarla şampiyon olmayla eşdeğer görebiliyorum diye konuştu. Önce şampiyonla sonra stat. Spordan sorumlu Devlet Bakanı Özak, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'na odaklandıklarını belirterek organizasyonu yapması kolay, alması zor. Biz evvela şampiyonayı alalım, statları yaparız dedi. Timsah form tutuyor. Bursa Spor Ligi'nin ikinci yarısının hazırlıklarını dün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü deniyor Bursa Hakimiyet Gazetesi'nde. Teknik direktör seminerinde olan Ertuğrul Sağlam'ın katılmadığı çalışmada sakatlığı süren Tuna ve izinleri devam eden Ergiç ve Ivankov da yer almadı. Bu arada çalışmanın başında Sercan Yıldırım rahatsızlığı nedeniyle hastanede yatan dedesini ziyaret için izin alarak antrenmandan apar topar ayrıldı. Bursa Spor düz koşuların ardından çalışmayı sonlandırdı. Apar topar ayrıldı ama dedesi ne yazık ki vefat etti Sercan'ın. Hayat gazetesi hedefe yürüyoruz demiş. Bursa Spor'un başarılı stoperi İbrahim Öztürk, Özüce tesislerinde düzenlenen basın toplantısında lig ve kupada belirlenen hedefe doğru ilerlediklerini söyledi. Güvenimiz tam, sakatlık etkiledi, kimseyle görüşmedim. Evet. Kendi performansının sorulması üzerine İbrahim, sezon başı yaşadığım sakatlıktan dolayı iyi bir başlangıç yapamadım. Daha sonra takımın iyi gitmesinden dolayı fazla forma şansı bulamadım. Sürekli çalıştım ve bekledim. Hocamız Beşiktaş maçında bana bu şansı tanıdı. Beşiktaş maçında bu şansı yakaladım. Elimden geleni yaptım. Mücadelemizi sürdüreceğiz. Forma için herkes elinden geleni yapıyor. Hocamız kimi uygun görürse formayı ona verecektir. Takdir hocamızın dedi. Timsah nefes açıyor. 13 Ocak Çarşamba günü Tarsus İdman Yurdu ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası maçı hazırlıklarını eksik bir kadro ile sürdüren Bursa Spor dünkü idmanını koşulları ayırdı. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın Antalya'daki seminerde bulunması sebebiyle yardımcı antrenörlerin yönetiminde hazırlıklarını özre tesislerinde sürdüren timsahlar bir taraftan nefes acıcı koşular yaparken diğer bir yandan da kondisyon depoluyor. Ülkelerinden henüz dönmeyen kaleci Ivankov'la orta saha oyuncusu Ivan Ergiç'in katılmadığı çalışmalara burun ameliyatı olduğu için Tuna Üzümcü ile antrenman eksiği olduğu için Hüseyin Çimşir salonda çalıştı. Evet, Sercan'ın yine acı günü burada da yer alıyor. Tek hayalim Avrupa. Bursa Spor'un genç yıldızı Sercan Yıldırım 3 büyüklerden birine İngiltere'ye transfer olmasına yardımcı olacağı için gidebileceğini ancak hayallerinin İstanbul'a sığmasının mümkün olmadığını söyledi. 3 büyüklerden birine. Evet. Sercan adının sürekli transfer dedikodularına karışması hakkında şu açıklamayı yaptı. Bunun olumlu yanları da var, olumsuz da. Bazı gazeteciler var, antrenmana gelip fotoğrafımızı çekiyor. Sonra da bu resmin altına yalan yanlış haberler yazıyorlar. Benim ağzımdan çıkmayan bir sürü aslı astarı olmayan şeyler yazıp çiziliyor. Defalarca bunların gerçeği yansıtmadığını belirtmeme rağmen özellikle ulusal medya hala bu tutumunu sürdürmektedir. Gerçekten de bu durum moral bozucu. Öncelikle hedefinin Bursa Spor'la Avrupa Kupalarında oynamak olduğunu açıklayan Sercan, diyelim ki Manchester United ve bir Türk takımından aynı anda teklif geldi. Türk kulübü Manchester'ın iki katı para teklif ediyor, hangisini seçersin sorusuna hiç düşünmeden parayı ikinci planda tutarım diye cevap verdi. Genç golcü nihai hedefinin Avrupa'ya transfer olmak olduğunu belirtirken, İstanbul'un üç büyüklerini, gazetenin ifadesi olsa gerek bu, İstanbul'un üç büyüklerini, muhtemel bir transferini Premier Lig'e gitmesinde yardımcı olacağı için gerçekleştirebileceğinin ipuçlarını verdi. Bursa Spor sınırları aştı. Dış ilişkilerden sorumlu As Başkan ve Federasyon Temsilcisi İrfan Koç, Bursa Spor'un yakalamış olduğu başarının ardından dünyanın çeşitli ülke takımlarından işbirliği yapma teklifi geldiğini açıkladı. Uzaylı getirin. Kayseri Spor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, milli takımlar teknik direktörlüğüne dünyalı birini getirmeyin, doğaüstü güçleri olan kriptonlu birini getirin dedi. Evet, Bursa Haber Gazetesi'ne geçiyoruz. Timsah'ın Ferguson'u sağlam. Türkiye Spor Yazarları Derneği tarafından düzenlenen 47. TSYD Spor'un Zirvesi Eğitim Semineri'nde konuşan Bursa Spor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türkiye'de ülkenin beklentilerine cevap verecek kalitede antrenörler olduğunu kaydeden Sağlam, ideallerim arasında o şerefli görevi yapmak var ancak şu anda herhangi bir kademesinde bir görev verilirse bunu da kibar bir şekilde istemiyorum derim. Futbolu yöneten insanların kararlarına saygı duyarım. Gelecek antrenöre de Türk futboluna katkı sağlamak için çabalayan futbol adamı olarak elimden gelen katkıyı sağlamaya çalışırım. Ben teklif eden değil, teklif edilen olmak isterim, diyor.
Avrupa'ya gideceğiz. Başka transfer yok. Hep galibiyete oynayacağız. Ligi iyi yerde bitireceğiz. Alt başlıklarıyla haber devam ediyor. Sevgili izleyiciler, Sercan'ın acı günü yine burada da yer alıyor. Bursaspor'un rakibi Orhan Gazi deniyor. Saat 17'de Özlüce'de 3. lig ekiplerinden Orhan Gazi Spor'la hazırlık maçı oynayacak takımımız. Maçta ligde az süre alan oyuncuların oynatılması bekleniyor. Bugün burada Özlüce tesislerinde oynanacak maç. Hürriyet Bursa gazetesi. Ligin provası olacak diyor. Bursaspor'u Avrupa UEFA Ligi'ne taşımakta kararlıyız. Bursaspor'un stoperi yakalanan istikrar tablosunu ikinci yarıda da sürdürmek istediklerini belirterek iki maçı da alıp lig maratonuna artı bir motivasyonla başlamak istiyoruz dedi. Evet, yine aktardığımız haberde diğer gazetelerden aynı haber. Şampiyonlukla eşdeğer diyor Kent gazetesi. Genç çalıştırıcı timsahla Avrupa kupalarına katılmanın çok önemli bir olay olduğunu açıkladı. Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam yeşil beyazlı takımla Avrupa kupalarına katılmanın şampiyonluğa eşdeğerde olacağını söyledi. Baskıyı azaltmalıyız, kaybetmeyi hazmetmeliyiz. Evet. Hedefimiz zirve. Bursaspor İbrahim Öztürk ligde ve kupada hedeflerine ulaşmak istediklerini söylerken sezon başında yaşadığı sakatlığın forma giyememesinde etkili olduğunu savundu. Topçu gözetiminde devam. Bursaspor Ziraat Türkiye Kupası'nda Tarsus İdman Yurdu'yla yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Timsah sınırları aşıyor. Sercan'ın acı günü. Bursaspor'un yıldız futbolcusu Sercan Yıldırım'ın dedesi Tahir Yıldırım 73 yaşında vefat etti. Mide kanseri olan ve bir süredir hastanede tedavi gören Tahir Yıldırım dün yaşamını yitirdi. Tahir Yıldırım'ın cenazesi bugün Bahar Camii'nde kılınacak. Namazın ardından Ahmet Paşa Mezarlığı'nda defnedilecek. Ölüm sebebi keşke yazılmasaydı. Çünkü o hastalıkla cebelleşen, o hastalıkla karşı direnen bir sürü insan var. Moral bozucu oluyor. Keşke telaffuz edilmese, hastalığın ismi yazılmasa, çizilmese. Listede Kezman var. Avrupa'da zamanının en etkili forvetleri arasında gösterilen, fakat son senelerde istediği oyunu sahaya yansıtamayan Kezman için Bursaspor'un devreye girdiği öğrenildi. Transfer döneminin en sessiz takımı olarak dikkat çeken Bursaspor'da Mateja Kezman sesleri yükselmeye başladı. Fenerbahçe'den Fransa'nın Paris Saint-Germain takımına transfer olan Sırp oyuncu Kezman, Paris'ten de Rusya'nın St. Petersburg kulübüne kiralanmıştı. Bunun Bursaspor'la alakasını çözmeye çalıştım ben. Evet, Kezman için Bursaspor'un devreye girdiği öğrenildi deniyor. Timsah transfer için bu durumun netleşmesini bekliyor. Sercan Yıldırım'ı satıp maddi kaynak sağlamak isteyen Timsah transfer için bu durumun netleşmesini bekliyor. Son yıllarda düşüşte olan Sırp golcünün de Bursaspor'a sıcak baktı ve yeşil beyaz takımın zirveye oynamasının kararında etkili olduğu öğrenildi. 10 dakika önce bildirilmiş. Bursaspor'un da adının karıştığı bahis skandalında yeni iddialar yayınlandı deniyor. Evet, Meydan Gazetesi'ne bakalım. Geliyoruz denmiş manşette. Bursaspor'un başarılı defans oyuncusu İbrahim Öztürk lig ve kupada hedefler doğrultusunda yollarına devam ettiklerini, ikinci yarıya gümbür gümbür geleceklerini söyledi. İşte bu şekilde bakın görüntüde geliyoruz. Amacımız liderlik. İbrahim Öztürk Özlüce tesislerinde düzenlediği basın toplantısında sezona inançlı bir şekilde başladıklarını ve ilk yarı sonunda hedefledikleri yere ulaşmayı başardıklarını belirtti. Giresun'u yenerek kupada grup maçlarına adım attıklarını belirten İbrahim, ligde ve kupada yolumuza devam ediyoruz. Amacımız tüm maçları kazanıp grubu lider bitirmek dedi. Başarının adı Avrupa. Bursaspor Teknik Direktörü Sağlam, Ertuğrul Sağlam, Türkiye Spor Yazarları Derneği tarafından düzenlenen 47. TSD Spor'un Zirvesi Eğitim Seminerine katıldı. Oradaki durum çok detaylı vermiş. Diğer gazeteler burada da verilmiş. Aktardığımız bir haberdi. O yüzden vermeyelim tekrar. Biçeceğiz. Özlüce'de çim biçme makinesine binen Ali Tandoğan'la Volkan ikinci yarı öncesi rakiplerine gözdağı verdi. Görüntüde var mı bilemiyorum. Gerçi diğer gazetelerden vermiştik görüntüyü. Bursaspor'un başarılı oyuncuları Ali Tandoğan'la Volkan. Evet, evet, görüntüye geldi. Bursaspor'un başarılı oyuncuları Ali ve Volkan antrenman öncesi renkli görüntüler sergiledi. Çim biçme makinesine binen timsahın başarılı kramponları rakiplerine mesaj gönderdi. Zirveye demir attıklarını söyleyen Ali ve Volkan ligin ikinci yarısında zirve mücadelesi vereceklerini belirterek rakiplerine gözdağı verdi
biçeceğiz diyorlar. Onları çim gibi biçeceğiz karşımıza çıkan rakipleri. Evet, Bursaspor'un sağ koridoru teslim ettiği Ali Tan Doğan'la Volkan Şen antrenmanda yaptıkları hareketlerle takımın neşe kaynağı oldular. Sercan'ın yine acı günü burada da veriliyor. 2 Ocak'ta ikinci yarı hazırlıklarının startını veren Bursaspor nihayet tam takım çalışabilecek. Kademe kademe yabancıların Bursa'ya gelmesiyle çalışmalarını sürdüren timsahta eksikler Ertuğrul Sağlam, Ergiç ve Ivankov kaldı. Antalya'da pro lisans kursu biten Sağlam'la ülkelerinden dönen Ergiç ve Ivankov'un da bugün yapılacak antrenmana katılması bekleniyor deniyor sevgili izleyiciler. Sınırları aştık yine İbrahim Koç'un bir beyanatıydı gazetelere yansıyan dış ilişkiler sorumlusu. İrfan Koç, Bursaspor Kulübü dış ilişkiler sorumlusu. Bursaspor'un ligin zirvesine demir atması, kupada tam gaz yol alması dünyanın ilgisini çekti. Farklı ülkelerden birçok takım Bursaspor'a işbirliği teklifiyle gelmeye başladı. Evet, bugün tüm maç gündeme damgasını vuran saat 17'de başlayacak olan maç sevgili izleyiciler. Saat 17'de Orhan Gazi ile karşılaşacak bir hazırlık maçının telli takımımız. Onun dışında Ertuğrul Sağlam'ın, İbrahim Öztürk'ün, Volkan ve Ali Tandoğan'ın beyanatları var. Sercan'ın dedesinin vefat haberini duyurduk. Yine acı bir haberdi. Tekrar Sercan'a ve ailesine başsağlığı diliyoruz. Merhuma da Allah'tan rahmet diliyoruz yine. Evet, 7 Ocak 2010'a dair, Perşembe'ye dair haberler böyleydi. Yarın 8 Ocak 2010 Cuma'yı gösterdiğinde takvimler, haftanın son iş günü de yine sizlerle birlikte olacağı saatler onu gösterdiğinde, yayının size ulaşmasında emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına hepinize huzurlu, mutlu, bol kazançlı ama illaki sağlıklı gün diliyorum. Sağlıklı bir gün diliyorum. Hoşçakalın.